Evet, bir diğer sorumuz da e, bu hadisi şerif ve yazıyla alakalı aslında e, kurban kampanyaları ile alakalı bir sorumuz olacak. Sorumuz şu şekilde hocam: Kurban için kampanyalar düzenleniyor. Bu kampanyalar hakkında neler demek istersiniz? Birilerine gidip onlardan kurban bağışı istemek nefsimize zor geliyor. Bu durumda olanlarımızı motive etmek adına neler söylemek istersiniz? Çok önemli bir soru. Nefsimize zor gelen gerçekten bir e, soru. Evet, e, gerçekten zor bir durum. E, biz zamanında Türkiye'de de e, kurban topladığımız zaman, böyle çok e, hali vak diğerinde fabrikası olan zengin arkadaşlarımız bu işin tadını lezzetini almadıkları için bize şöyle diyorlardı. Hocam ben kaç kurban işte bulabilirim? 20 kurban, 30 kurban. Ya ben 20 kurban, 30 kurban değil. 50 kurban parasını vereyim. Benim adıma 50 tane kurban kesilsin. Fakat ben ya bu çarşıda herkes beni tanıyor. Gidip de işte şuradaki incikçi, boncukçu, boyacı, simitçi, çaycıdan gidip ben bu patron halimle ya bir kurban ver demek bana nefsime çok ağır geliyor. Bizi böyle imtihan etmeyin derlerdi. Fakat sonra sonra inşallah onlar da alıştılar. Yani bu kampanyalar önemli. Yani biz bir kere kendimiz gidip o Afrika ülkesinde veya Türkiye'de, Güneydoğu'da veya gidip Yunanistan'da kendimiz gidip kurbanımızı kesemeyiz. Kampanya katılıp bin bir dil dökerek, adamın elini öperek, abi diyerek birisinden aldığımız bir kurban... ...bir kurban kendi cebimizden nafil olarak parasını verip kestiğimiz on kurbandan daha üstündür, daha değerlidir. Neden? Çünkü birisinin hayır işlemesine vesile oluyoruz. Kendimiz keserken özellikle nafile kurbanlarda işin içine riya, gösteriş girebilir. Fakat birisinden kurban isterken nefsimizi ayak altına alıyoruz. Bazen rencide ediliyoruz. Kalbimiz kırılıyor. O zaman diyoruz ki Allah kalbi kırıklarla boynu büküklerle beraberdir diyor. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi biz burada bol bol et yerken fakir ülkelerdeki insanları ve şu anda ülkemizdeki mağdur kardeşlerimizin Yunanistan'daki o mülteci kardeşlerimizi de düşünmeliyiz. Mesela imkanı olanlar burada bir kurban kesiyorsa bir kurban parasıyla da bu kampanyalara katılmalarını tavsiye ederim. Yani ben bir kurban kestim ve sorumluluktan kurtuldum diyemeyiz. Dolayısıyla imkanlarımızı zorlayarak az önce okuduğunuz yazıda da belirtildiği gibi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinciyi de ne kadar kesebiliyorsak kesmeli ve onların bir yarasına merhem olmalıyız. Kurban günü kurban kesecek kadar cebinde parası olan kişinin toplumsal ihtiyaçları, az önce saydığım yerdeki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bir kurban daha kesmesi gerekir. Yani şimdi saydığım ülkelerden yoksulluk var, açlık var, mağduriyet var, mahrumiyet var, mahkumiyet var, sahipsizlik var, garibanlık var, evsizlik var, var, var. var. Çeşitli ızdıraplar, zulümler var. Kestiğimiz kurbanları işte yerlerine, fakirlere, muhtaçlara hediye edin. Onların hakiki hayır dualarını almaya çalışın. Kurban kesmemek ve kurban bulmamak için bahane aramak yerine kurban kesmek için, bir daha kesmek için çare arayın. Çünkü mazeret başarısızlıklarımızın üzerine örttüğümüz bir örtüdür. Arayanlar buluyorlar. Bulamayanlar, aramayanlar veya yanlış yerde arayanlar veyahut da aramasını bilmeyenlerdir. Dolayısıyla biz kapı kapı gidelim, telefon rehberimize bakalım, telefon açalım. Yani onlara hatırlatalım. Bu güzel yarışta, bu listede sizin de isminizin olmasını istiyoruz diyelim. Yani bugün 120 euro bir para toplanıyor. Ben bir dostuma 120 euroluk bir kredim yoksa, yani 120 euroluk bana bir güven duygusu yoksa, yani bunu düşünmem lazım. Dolayısıyla Allah bu Uğurda koşan kapı kapı dolaşan kardeşlerimize yardım etsin verenlere de şöyle bir müjde vereyim bu sene şartları zorlayarak bir kurban kesen kişiye Allahü Teala gelecek yıl iki kurban kesme maddi geniş imkanlar sunar Buna göre hareket etsinler